Harikada videoya hoş geldiniz. Bugün aşırı heyecanlı ve mutlu olduğum bir video çekiyorum. Benimle hazırlan gala çekiyorum. Bu videonun sonrasında da vlog çekeceğim. Gala vlog. Ve çok mutluyum. Çünkü ben uzun süredir galiba bir galam olmuyor. En son masaj otosunun galası olmuştu birkaç yıl öncesinde. 1,5-2 yıl öncesinde galiba. Ve şu an uzun bir aradan sonra yine başrollerinde yer aldığım bir filmin galası var. Bugün sizinle birlikte hazırlanacağız. Kanalımın en sevilen içeriklerinden biri olan benimle hazırlan videosunu zaten küçüklükten beri yapıyorum. Ve küçüklükten beri en çok izlenen videolarım arasında. Tabii ki gala içinde çekeceğim. Zaten son TikTok'larımın altına full gala benimle hazırlan. Gala vlog, gala vlog, gala vlog diye 100 tane yorum geldi. O yüzden dedim ki bu videoyu çok güzel bir şekilde çekmem gerekiyor. Gittim. Bir gün, 2 gün öncesinde tırnaklarımı yaptırdım. Böyle bir tırnak yaptırdım arkadaşlar. Normalde yaptırdıklarımdan çok daha sade ve kısa bir model yaptırdım. Aslında biraz kalın böyle. O yüzden çok kısa gibi durmuyor ama bayağı kısa normalde yaptırdıklarıma göre. Daha düz sade bir model tercih ettim. Çok şatafatlı olmasını istemedim. Ve daha gidip kuaförde saçlarımı yaptıracağım. Şu an makyajım falan yok. O yüzden tipim çok kötü. Ama size bu hallerimi de göstermek zorundayım. Çünkü bu bir benimle hazırlan videosu yani. Kuaförde nasıl bir saç yaptıracağımı da bilmiyorum bu arada. Kafamda çok fazla şey var ve biraz da kuaförüme güveniyorum bu konuda. Saçımın diplerine de cila attıracağım arkadaşlar. Ben doğal saçım değilim. Kendi doğal rengim kumral. Yani şöyle söyleyeyim. Geçen sene ben saçımı alis yüzünden vesaire hiç ama hiç boyatmadım ve saçım kısaydı. Geçen seneki saç rengim benim doğal rengimdi. Şu anda aralarda işlemler var, sarılıklar var, önlerde var. O yüzden diplerime şimdi cila attıracağım. Ve saçım biraz böyle parlayacak. Takımım, üstüme giyeceğim takımım biraz böyle simli falan olduğu için belki saçımı dümdüz yaptırırım. Ya da dümdüz yaptırmam, bukleli yaptırırım. Yani kafam çok karışık. Önlerine falan değişik bir şeyler istiyorum. Değişik olsun istiyorum. C vitamini takviyemi de alıyorum. Oh. Ve şimdi hazırlanıp kuaföre gideceğim. Bayağı az vaktim kaldı. Kuaförden sonra eve gelip makyaj yapacağım. Hatta dün gittim pudra falan aldım. Böyle güzel bir makyaj yapacağız. Takma kirpik de aldım ama belki onu takmam. Şimdi gidip üstüme normal bir şeyler giyeceğim. Şu an pijamalarımdayım. Gidip normal bir şeyler giyeceğim. Sonra geleceğim ve kuaföre gideceğiz. Baksanıza dün geceden makyaj kalıntılarım bile duruyor. Diyeyim bir elimi yüzümü yıkayayım ya. Anne hadi. Anne hadi. Anne hadi. Anne. Bana kesmiş tüm hesabı. Sendeki kalpte bizdeki taş mı? Varsa bir farkı o da günahı. Hadi ya. Arkadaşlar biz geç kaldık. Galaya gidemiyoruz çünkü evden çıkamıyorlar. Şu an sen 12'ye geldi ve bizim randevumuz 12'deydi ve daha yeni eve çıkıyoruz. Bu arada annem platin oldu. Size onu göstereyim. Anne kendini göster platin olduğunu. Sizce yakışmış mı? Yorumlara yazın. Bence çok yakıştı. Dün ağladığı için saç diplerine sprey sıktım. Yani üzüldüğü için saç diplerine kumral boya sıktım. Sprey bence çok iyi oldu. Yoksa buraları bembeyazdı böyle platindi yani. Uçlarındaki gibiydi. Hadi! Ya gala başladı, bitti. Hadi anasını satayım. Ha? Baba gala başlamış, bu saatteymiş, geç kaldım. Baba çoraplar ne kadar güzel. Teşekkür ederim, çok seviyorum. En sevdiğim çoraplarım bunlar. Ailesinden 8 tane. Merhaba. Defne sen de kombini göster, neler giydin bugün? Bugün kombinim siyah. Saçına ne yaptıracaksın? Saçımı da düzleştireceğim. Arkadaşlar biz şimdi geldik. Kapıda bekliyoruz. Biraz da içeri gireceğiz. Bakalım saçıma neler olacak. Çok merak ediyorum. Bu da anam. Anne. Bir şey söyleyeceğim. Senin Gamzen var. Defne'nin var. Benim neden yok? Sol. Saçım fön yapıldı, bir de bununla geçilecek. Şu an saçım böyle. Önlerini de böyle önden arkaya yaptıracağız.
tam hayal ettiğim gibi oldu. Süpersin, güle güle kadın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi saçım bitti, eve gidiyorum. Daha yapacak çok şey var. Yaklaşık bir saatimiz var hazırlanmak için. Makyaj yapacağım, giyineceğim. Ama saçım aşırı iyi oldu. Ben çok beğendim. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim ve makyaj yapmaya başlıyorum. Şu anda yüzümde hiçbir şey yok. Öncelikle böyle Essence'in bir tane makyaj bazını kullanacağım. Bu makyaj bazını yüzümün her yerine süreceğim. Böylelikle yüzüme uyguladığım makyaj daha uzun süre kalacak. Hem de daha böyle güzel olacak. Yani öyle tahmin ediyorum. Kapatıcı olarak Maybelline New York Eraser kullanacağım. Bununla da cildimdeki kusurlara kullanıyorum. Benim şanssızlığım galaya çok kısa bir süre kala yüzüm aşırı bozuldu. Yani cildim bir bozuldu gene şu ara. Son birkaç gündür bayağı bakım yaptım. Azıcık daha toparladı yani. Ama alnımda falan birkaç sivilce yarası var. Şimdi göz altlarıma falan yoğun yoğun sürüyorum arkadaşlar. Çünkü bu makyaj daha kaç saat sonrasına yapılıyor. O yüzden illa akacak. Süngerle yaydırıyorum kapatıcıyı. Göz pınarlarımın içine biraz beyaz kalem çekeceğim. Dudağıma dudak kalemi olarak Emily'nin bu kalemini uygulayacağım. Aslında başka bir kalem uygulayacaktım ama onu şu an bulamıyorum. Kalemi bayağı bir yaydırdım. En sonki görünüşü daha doğal oldu. Gloss olarak bunu yanıma alacağım ve şu anda da bunu uygulayacağım. Bence en iyi glosslardan biri bu. Aslında bunları en son sürmem gerekiyordu ama göstermek istedim. Gloss da böyle duruyor. Maskara olarak MAC'in böyle bir maskarasını kullanacağım. Evet şu anda rimeli de sürdüm ve bence çok güzel gidiyor şu anda makyajım. Şimdi kaşlarımı dolduracağım. Kaşlarımı doldurmak için arkadaşlar böyle bir kalem kullanacağım. Biraz bitik ama Essence'in kalemi. Bunu böyle çok yoğun uygulamayacağım çünkü kaşlarım çok koyu kalsın istemiyorum. Şu baş kısımlarına daha çok uyguluyorum. Çünkü oralar biraz seyrek bende. Böylelikle çok doğal bir görüntü oluşuyor. Bir de kaşlarımı sabunla sabitleyeceğim birazdan kaş sabunuyla birlikte. Evet, boyadım. Süperim, süper, süperim, süper. Kaşlarımın kenarlarına böyle kapatıcı süreceğim. Şu an kaşlarımı da yaptım ve bence bayağı güzel oldu. Arkadaşlar şu an makyajım çok yoğun duruyor olabilir. Ama lütfen şunu unutmayın. Bu makyaj birkaç saat içerisinde hiç olacak. O yüzden şu anda böyle fazla durduğuna bakmayın. Şimdi kaşlarımı tarıyorum. Sabun olarak da bunu kullandım böyle. Bunu da sabitlemek için yapıyorum arkadaşlar. Böyle sabitliyorum kaşlarımı. Yukarı doğru tarıyorum. Üstten şöyle alıyorum. Ve bu kaş sabitleyicisi bence çok güzel. Saatlerce kaşınız yerinden kımıldamıyor çünkü. Böyle oldu. Ağlık olarak diyorum bu pes pembe Rosy Glow ağlığını kullanacağım. Rengi bu şekilde. Şimdi bunu uygulayalım. Bu ağlığı yanıma alacağım glossumla birlikte. Çünkü her zaman tazelemek gerekiyor. Çok kalıcı bir ağırlık değil maalesef. Pigmenti de çok fazla değil. Bol bol uyguluyorum o yüzden. Ben ağırlığı böyle yüzümü daha çekik gösterdiğine inandığım için şöyle yukarıları uyguluyorum. Hiçbir zaman şöyle uygulamıyorum. Bunu ben küçüklüğümden beri hep böyle yaparım. Şöyle şuralarımı uygularım. Ve yine benim çok sevdiğim bir taktik. Bunu sonradan makyaj artistleri de kullanmaya başladı. Böyle kaşımın altına da ağırlığı uyguluyorum. Bence çok doğal duruyor. Hafif farımsı duruyor böyle. Hem farımsı duruyor hem de daha yüze canlılık veriyor. Bir de birleştiriyorum şurasıyla. Biraz da böyle burnumun ucuna değdiriyorum. Çok fazla değil. Böyle aldım. Highlighter olarak Liquid Highlighter kullanacağım. Pastel'in Moonlight'ını kullanacağım arkadaşlar. Burnumun ucuna şöyle hafif değdiriyorum. Şöyle yapıyorum. Ve göz pınarlarımın içine bu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi bunu da atacağım. Evet arkadaşlar şimdi highlighter'ı da sürdüm. Ve en önemli adımlardan birine geldik. Bu baking işlemi. Baking işlemi bilmeyenleriniz için göz altlarına ve buralarınıza yoğunlukla bol bol pudra sürmek. Normal yüzümüze pudra geçmekten farkı çok bol sürüyorsunuz. Ve benim fikrim flaşlı yerlerde çok işe yarıyor. Çünkü yüzü çok pürüzsüz gösteriyor. Bu yüzden bugün bir sürü ışığın altında ve flaşın altında kalacağım için bol bol baking yapacağım. Evet başlıyoruz. Baking için nasıl bir sünger kullansam? Daha sert bir sünger kullanmalıyım bence şöyle. Alıyorum. Çok yoğun bir şekilde alıyorum bunu. Ve evet az bile oldu şu an bu. Böyle gözümün altından
geçiyorum arkadaşlar şöyle. Burnuma kadar yapıyorum bunu böyle. Baksanıza. Bakın aradaki farka. Çok güzel sabitliyor. Çok iyi. Şimdi bunu biraz abartacağız arkadaşlar. Daha da abartacağız. İyi ki daha giyinmedim çünkü çok fazla üstüme makyaj bulaşıyor şu anda bile. Evet. Bayağı çıkardık. Bol bol baking yapacağız. Evet, bu şekilde görünüyor. Böyle göründüğüne bakmayın. Bu dağıtınca zaten yüzde yarısı gidiyor. Eyvah. Anne nasılım? Sana da yapacağım bundan. Arkadaşlar bu arada benim artık makyajımı bitirmem lazım. Çünkü anneme yapacağım. Bir de şu alnıma azıcık yapacağım. Çünkü sivilcelerim kapansın istiyorum. Ve şimdi bunu dağıtacağız. Böyle bir fırçayla dağıtacağım ben. Gördüğünüz gibi hemen hepsi gidiyor. Böyle güzelce dağıtıyorum. Anne bu makyajı sabitliyor bütün gün kalması için. Bir de flaşlar patladığında yüzü pürüzsüz gösteriyor. Bol bol sürüyorum çünkü yolda akacak zaten makyajımın hepsi neredeyse. Ve artık arkadaşlar makyajımı bitiriyorum. Gidip giyineceğim. Giyindikten sonra videoya devam edeceğim. Makyajım bu şekilde oldu. Tabii ki ufak ufak düzeltmeler, eklemeler olacak. Bu makyajın %90'ı eriyecek, gidecek. Ama şu anlık görünümü böyle. Zaten gala makyajı olduğu için sadece kapatıcı ve rimel sürmeyecektim. Şu anda görünüşü böyle. Gidip gelip geliyorum. Makyajımın son hali bu şekilde arkadaşlar. Işıkta falan gördüğünüz gibi aşırı iyi duruyor. Ve hazırsanız kombinimi gösteriyorum. Gösteremiyorum. Burası çok yukarıda. Çok mutluyum. Üstüm bu şekilde yarı omuzu açık bir crop. Saçlarım böyle. Küpelerim H&M'den. Gala alışverişi videosunda görmüştünüz küpelerimi. Gümüş. Kolyem. Gümüş hediye böyle kalp var ucunda. Bilekliklerim Pandora'dan, bu da Pandora'dan, bu da Pandora'dan. İkisi de Pandora'dan. Eteğim twist, üstüm twist. İçimdeki crop Trendyol'dan bir butikten aldım. Ve ten rengi çorap giydim içime. Görünüşü bu şekilde. Zaten yürürken falan da birazdan babama çektireceğim. Bir de beyaz topuklu ayakkabılar aldım. Onu da şimdi giyeceğim. Aşırı mutluyum şu an. Güzel göründüğümü düşünüyorum. Şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Artık tamamen hazırım sayılı. Şimdi çanta yapacağız. Çantaya da yanımda götürmem gereken makyaj malzemelerini alacağım. Ne olur ne olmaz. Çanta olarak Guess'in böyle bir çantasını alıyorum. Bunu hani çok takacağımı düşünmüyorum stage'deyken. Yani kırmızı halıdayken bunu çok takacağımı düşünmüyorum ama içine makyaj malzemelerimi koyacağım. İlk olarak bir tane parfüm koyuyorum. Hatta bunu şimdi de sıkacağım. Şu an azıcık sıkacağım. Oraya gidince de tazelerim parfümü. Mercier'in Eros for Femmes'ini. Biraz ağır ama çiçeksi bir koku. Bunu koyuyorum yanıma. Sonra Fenty Beauty gloss'umu alıyorum yanıma. Bunu tazeleyeceğim zaten. En sevdiğim gloss'um bu arada. Dior, Mior, Huda tanımam en iyi gloss budur arkadaşlar. Sonra bir tane Maybelline'in kapatıcısını yine yanıma alıyorum. Hem taşıması kolay hem de orada bir yerim falan fırtladığında hemen kapatmak için. Hem taşıması kolay hem de hayatımda kullandığım en iyi maskaralardan biri. MAC'in bu maskarasını alıyorum. Zaten çok popüler. Ve çantamı da bitirmiş oluyorum. Çantam biraz pislenmiş. Etrafını sileceğim. Çobiş bugün birkaç saat yalnız kalacak. Onu çok özleyeceğim. Çantamı pırıl pırıl yaptım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şu an çok temiz oldu. Bu arada bizim yavaştan çıkma saatimiz geldi. Hazırlığımızın artık bitmesi gerekiyor. Arkadaşlar giyeceğim ayakkabılar da bu şekilde. Ben bunları İzmit çarşısından aldım. Böyle görünüyor. Arkalarında fiyonk var. Şimdi ayağıma gelince de göstereceğim. Biraz ayak fobim halay çekecek çünkü arkaları hafif açık böyle. Ama önleri kapalı. Parmaklarım görmeyecek yani. Bismillahirrahmanirrahim. Anne! Çok güzel olmuşsun ya. Maşallah. Maşallah. Annesine bak kızına al. Şimdi biriniz beni çok güzel bir şekilde çekmek zorunda aşağıda. İnşallah topu kırmam ya da düşmem. Bir de annemin rahatlık seviyesi şako mu? Annem 17 yıl Migros'ta çalıştığı zamanlar topukluyla geziyordun değil mi anne? Yani çok da değil. Nasıl böyle güzel yürüyorsun? Şu an çok kötüyüm. Düşeceğim gelme. Sıkılıyor mu acaba? Ne yapacağız? Vallahi çıkıyor. Ne yapacağız? Evet arkadaşlar bu videoyu kapatıyorum. Bu videoyu izlediğiniz ve benimle hazırlandığınız için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve yorumlara sinemayla ilgili görüşlerinizi yazın. Öpüyorum, bye bye.